senin hakikaten yolculuğun sana has bir yolculuk. Sadece senin yapacağın bir yolculuk var. Mesele o yolculukta sen nereye gitmek istiyorsun? Bu bir içsel yolculuk. Dolayısıyla kendi içine dönüp onu bulmaya çalışma ve deneme yanılmayla bunun macerasına bir an önce atılman gerekiyor. Bu da hayatta hiç kimsenin değil, sadece senin yolculuğu. Yani burada kendimize şunu sormamız gerekiyor. Dünyaya sadece senin vereceğin neler var? Sadece dünyaya senin bırakacağın katkılar neler olacak? Sadece senin vereceğin eserler, sadece senin yapabileceğin neler var? Bu büyük soru bu. Yani bu soruya odaklanırsak o zaman hakikaten mesela şunu söylememiz gerekiyor. Kimsenin yapmadığı bir şey yapsan. Yani artık kalabalıkları takip etmeyi bırak. Yani herkes şunu yapıyor, ben de yapayım. Hepimizde vardır ya böyle trendler. Trendlerin peşinden ömür tüketiyoruz aslında. Trendlerin peşinden koşa koşa. Şirketler de böyle şu trend olmuş, şu moda olmuş. Aa, herkes evet. Maymun gibi herkes o tarafa bakıyor, sen de o tarafa bak. Herkes o tarafa gidiyor, sen de git. Bu felaketin reçetesi aslında. Yani herkes A tarafına gidiyorsa aslında B tarafına gideceksin yani. Hayatta belki de en büyük şeylerden biri bu. Yani orijinallikler buradan geliyor. Ormanda diyor ya hani iki tane yol çıktı, az gidilen yolu tercih ettim. Ve bütün hayatımı değiştiren bu oldu. Kimsenin gitmediği patikaya gitmek yani. Yani kimsenin varmadığı o mavi okyanuslar dediğimiz. Kırmızı okyanuslar zaten rekabet çok fazla. Kan var orada. Gitme oraya bırak. Onu yapacak bulunur. Yüzlercesi var etrafta zaten. Ve birbirlerinin gözüne oyuyorlar zaten. Bırak yani o şeyi. Sen kimsenin gitmediği yerlere git. Yani kendi maceran senin çünkü sadece yalnız ve kimsenin yapmadığı şeyler yapman. Asıl maceran senin orada. İşte hepimizin kendine bunu sorması gerekiyor. Benim acaba maceram nedir? Ve bunu bulmak gerçekten bazen zaman alıyor. Deney yanılar. Bunu bir ömür oluyor bu. Bir sürü deney yapmamız lazım ve başarısız olmamız lazım defalarca. Ama yani bir yandan da kimsenin yapmadığı, benim yapacağım, yapmak istediğim ne var acaba? İç sesine kulak vermek gerekiyor gerçekten. Mesela Nelson Molina diye bir adam çöpten böyle obje topluyor. Böyle hoşuna giden objeleri, milletin attığı çöpleri karıştırıyor adam. Bunu bir şey... Sürekli yapıyor ve sonra New York'ta Trash Museum kuruyor. Çöp müzesi. Ve inanılmaz başarılı bir müze yani. Hani ki herkesin gözden çıkardığı, attığı o çöpler var ya. Sen onlara mesele bakış açısı yani. Herkesin attığı, çöpe attığı o şeylere sen anlam kazandırıyorsun. Mesele hikaye ve anlam. Yani biz insanlar sürekli insan nesli boyunca binlerce yıldır biz hikayenin ve anlamın peşindeyiz yani. Hikayeye ve anlam arayışı içerisindeyiz. Senin hikayen ne olacak? Senin anlamın nerede? Asıl şey bu yani. Hani ve bu sınırsız bir hayal gücü gerektiriyor. Yani sınırsızca hayal gücünü cesurca toplum baskısından uzak şekilde kullanabilmen gerekiyor. Kim ne der falan düşünmeden sen kendi yoluna bakacaksın ve hiç şey yapmadan, vazgeçmeden o yolda devam edeceksin. Düşe kalka, çamurlara da saplanacaksın yani. Çamurlara saplana saplana bata çıkıp hayatı öğreneceksin. Bu işler böyle yani. Hani o riskli yolculuğa çıkmak gerekiyor.